Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine az malzemeli çok lezzetli bir tarifim olacak. Hiç vakit kaybetmeden hemen yapılışına geçiyorum. Bir su bardağı sıvı yağ karıştırma kabını alıyorum. 2 su bardağı yoğurt. 1 tatlı kaşığı tuz. Ve 3 paket kabartma tozunu ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Dört su bardağı unum var. Hepsini ilave etmiyorum. Yavaş yavaş ekliyorum. Dört su bardağı un ölçüsü tam geldi arkadaşlar. Yumuşacık harika bir kıvam elde ettik. Ayrıca içine 3 paket kabartma tozu ilave ettik. Bu sakın sizi korkutmasın. Tadında herhangi bir acılık veya herhangi bir farklılık olmuyor. Aksine mayalı hamur gibi çok lezzetli ve puf puf olmasını sağlıyor. Hamurum artık hazır. Vaktiniz varsa biraz dinlendirebilirsiniz. Yoksa hemen şeklini verebilirsiniz. Benim çok fazla vaktim yok. Hemen şeklini vereceğim. Poğaçaları hazırlamaya başladım. Hamuru oval şekilde açıyorum. Orta kısmına peynir ilave ediyorum. Kapatıyorum. Önce pekmezli suya, daha sonra da susama batırıyorum. Tepsiye alıyorum. Poğaça hamuruna şeklini verdim. Önce pekmezli suya, ardından susama batırıyorum. Peki pekmezli suyu nasıl hazırladım? Yarım çay bardağı pekmezi 1 çay bardağı suyla karıştırdım ve böylelikle pekmezli suyumu hazırlamış oldum. Artık poğaçamız da hazır. Fırın tepsisini alabilirim. Poğaçalarım artık hazır. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında pişiriyorum. Bir poğaçalarım çok güzel bir şekilde pişti. Harika oldular. Tıpkı bir mayalı hamur gibi de kabardıkça kabarmış. Hem çıtır hem de çok yumuşak bir tarif. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de yapınca çok beğenirsiniz. Bir tanesini şöyle yakından göstermek istiyorum. Çıtır çıtır ve yumuşacık. O kadar şahane olmuş ki. Üç, iki, bir poğaçalarımız simit poğaça tadında olmuş. Bir de bu haliyle denemenizi tavsiye ederim. Bir de şöyle yakından iç dokusunu sizinle paylaşmak istiyorum. Poğaçaların iç dokusu da bu şekilde yumuşacık puf puf olmuşlar. Ben tulum peyniri kullandım. İnanılmaz yakışıyor. Çok lezzetli oluyor. Siz dilediğiniz peynirle de yapabilirsiniz. Bugünkü tarif ve videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Yepyeni tariflerle görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.